Konuklarımı davet etmek istiyorum sevgili seyirciler. İlk konuğum Cemile Karaca, Kütahya Tavşanlı'dan geliyor. Eşim, kayınvalidem, aslında eşimin ailesi beni sokağa attı, beni mağdur etti. Böyle bir durumda sessiz kalmayacağım, hakkımı savunacağım dedi, buyursunlar. Hoş geldin Cemile. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanım var. Nasıl karar verdin programa gelmeye? Burayı annemin isteği üzerine katıldım. Annem gidip hakkımı savunmamı söyledi. Ben de onun doğru buldum, buraya geldim, başvurdum. Annen dedi, kızım git, hakkını evet. savun mu dedi? Evet, aynen öyle. Peki benden istediğin nedir? Sizden istediğim, bu şahısla 4 yıl evli kaldım. Şahıs dediğin koca. Evet, Ramazan Karaca'yla. Biri 4 aylık kızım var, bir de 2,5 yaşında 2 tane kızım var. Bu şahıstan sürekli yani her kavun şiddetine maruz kaldım, hakaretine maruz kaldım. Ondan sonra beni hiçbir zaman desteklemedi, arkamda durmadı, bana hiçbir zaman sahip çıkmadı. Her kavgamızda beni annemin kapısına geceyle çöp gibi bırakıyor, beni umursamıyor. Bak şimdi ben 4 aylık benim çocuğum var. Benim 2,5 yaşım... Sen daha loğusalıktan yeni çıktın aslında. Çıktım evet. Bak ben hastanedeydim. Bir kere bile ne ikinci çocuğuma mesela. Ne annesi babası aradı kızım geçmiş olsun bile demediler. Umursamadılar. Beni umursamadıkları zaten her halde... Gelmediler mi hastaneye? Gelmedi, bir tane Ramazan geldi. Ki bu geçmiş olsunluk bir şey değil. Bu tam tersi, hani müjde ya. Aileye yeni bir bebek daha katılıyor. Hiç oralı bile değiller. Aile birazcık daha büyüyor. Hiç oralı bile değiller. Ben açık söyleyeyim. Kime karşı sizi korumadı Ramazan Bey? Orayı anlayamadım. Hiç ben. Ailesine karşı. Beni annesinin evine gidiyoruz köye. Bakın Esra Hanım. Siz benim... ayrı mı yaşıyorsunuz, onu da söyle. Ayrı yaşıyoruz. Kendi eviniz, evet. Kendi çatınız. Bir kere biz köye gittik. Bayram şeyiydi. Ben gitmeyecektim. Onunla kavga etmiştim. Ben bayrama gitmek istemiyordum. Açıkçası ben onun ailesiyle de o kadar aram iyi değil. Zaten problem var. Evet, zaten problem var. Ben gittim. Ailesini mesela şey ettik. Orada da onunla yine kavgamız oldu bizim. Annesine bana ne dese iyi. Ne? Anne diyor, bu beni diyor size düşman etmeye çalışıyor diyor. Ev diyor pislikten gidiyor, bunu diyor beni size diyor düşman etmeye çalışıyor. Sanki ben bunu ailesine düşman etmek istiyormuşum gibi. Benim böyle bir tavır sergiliyor. Seninle görüşmemi, sizinle görüşmemi istemiyor. Beni evet diyor, sana diyor, sana karşı diyor ben diyor ne diyor ablama, ne enişteme, ne anama babama diyor düşman olamam. Ben seninle onları niye düşman olmanı isteyeyim ki? Beni savun. Bana kimse şey demez. Cemile, nasıl evlendiniz? Ya bu görücü usulle bundan köyün muhtarı getirdi. Şöyle saygın aile, böyle saygın aile dediler. Aslında ya ben bunun böyle birisi olduğunu bilsem, bana çocuklarımı sahip çıkmayacağını bilsem, ya çocukları şey istiyor. Ama şimdi bu şey değil ki böyle açıp içini bakasın da ileride ne oluyor göremezsin yani. Ya şimdi ama sorun... iyi bir aile olduğunu söylediler. Cemile sana aynen uygun öyle. Bir eş adayı dediler. Aynen öyle. Ya şeyi tamam. Merak ettim, acaba hani kaçtınız mı, birbirinizi seviyor muydunuz, daha önceden bir ilişkiniz var mıydı? Hayır, ilişkim falan yoktu. Yani ilk mesela görücü usulü yani sevdim, yani ben de beğendim. Hoşuna yani gitti. Yanlış kişiyi sevmişim evet. Yanlış kişi sevmişim, lanet olsun evlendiğim güne. Deme öyle, canım iki çocuk var. Ne oldu sana biraz önce ya? Ne olacak, onları görünce çıldırdım. Şimdi bir daha göreceksin. Ya göreceğiz zaten, kozlarımızı paylaşacağız. O da böyle böyle kafa sallamakla olmuyor o işle. Ama onlar da söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Kullansın, ben de kullanacağım. Ama sen çok sinirleniyorsun kayınvalideni görünce. Onları gör, zaten onlar baştan aşağı sinir. Peki, hadi gidelim Kütahya'ya. Canlı bağlantıda Cemile Karaca'nın kayınvalidesi ve kayınpederi var. Niçin canlı yayındalar? Çünkü kayınvalidem, kayınpederim beni sokağa attı iddiasında bulundular. Hoş geldiniz yayına Yıldız Hanım. Şuna bak şuna. Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neden? Yani Cemile'nin iddiası şu. Kayınvalidem, kayınpederim beni sokağa attı. Cemile'yi sokağa mı attınız? Hayır. Atmadık. Atmadın. Oğlum beni kaçtı mı? Annemin kapısına attı be kadın. Ben bu tarafa gittim. Ha? Oğlum beni öldürsün darbeden de. Niye demedin oğluna ki? Niye hayır. Diye? Ya sen aslında beni yapmayın. Yalan söyleme. Hayır. Hayır. Yalan konuşma lan. Şşt, öyle konuşmalar yok. Karşıya da bakabilirsin Cemile.
Tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Tek bildiği bir şey bu. Annemi bağlayın ya. Annenle bağlayın. Bir şey söyleyeceğim. Annen de canlı yayına bağlanacak. Senin tarafından da bağlanacak bu olanlar var. Cemile evinizden nasıl ayrıldı? Siz mi kovdunuz onu peki? Bir hayır. Hayır. Kardeşi geldi. Kardeşi götürmüş. Nasıl ben götürdü? Yoktum. Anlatır mısınız? Hayır. Kavga etmişler bunlar. Benim oğlum işten gelirken çay bardağını atıyor. Ya hadi be! Lütfen eşyalara zarar verme. Oradan dövüyor. Sürekli şiddetle aynı böyle. Bir dakika Cemile. Sen oğlum beni şiddet etti be! Bak görüntünün yarısı gitti. Niye? Ay vallahi çıldıracağım ya. Şimdi onlar konuşamazsa, anlatamazlarsa ben soru soramazsam olur mu? Sen ne dedin? Ben mağdurum. Şu anda yanında kim var? İki çocuk yok mu? Evet. İki çocukla beraber annenin evindesin. Evet. Benim altınlarımı aldılar. Kocam bana şiddet uyguladı. Evet şiddet uyguladı. Hakaret etti. Altın istiyor. Ne altını verecekmişim ben sana? Niye gittin kızımı dövme boğma? Ya lan kızımı dövme boğma. Ne boğması ne dövmesi? Cemile. Ya iftira atıyor bana. Benim dört raporum var. Hani sizin dört raporum? Hep yalan iftiralar senden çıkıyor bak. Hep yalan söylüyor. Yalan sen... Aynı cümleyi o sana söylese. Kayınvalidenizi dövdünüz mü? Olmaz. Hayır öyle bir şey yok canım. Bir dakika, bir dakika rica ediyorum. Şimdi ben tek tek konuşacağım. Yani bak Cemile onları dinlerken seni çıkartmak zorunda kalmayayım. Beni de zor duruma sokuyorsun tamam mı? Şimdi oğlunuzun Cemile ile 4 yıllık bir evliliği, 2 tane de çocuk. Bu kız en başından beri yani bu tavırları, bu davranışları sergiliyorsa iki çocuk nasıl oldu? Evliliğe devam etmemelerinin ne sebebi siz misiniz? İyi olur dedim, düzelir dedik. Tabii tabii. Git git aşırı şiddet uygulamaya başladı. Tabii tabii tabii. Mecbur kaldık biz de dava tabii. Açmaya. Tabii tabii tabii. Kim dava açtı? Tabii. Biz açtık çünkü bizi öldürecekti. Şiddet görüyor. Sen Cemile. Benim karnımdaki çocuğu evsin de dünyaya gel. Beni kafa sallama. Yani Cemile'den size yönelen bir şiddet var. Size zarar vereceğini mi düşünüyordunuz? Şikayet mi ettiniz? Ya bıktım artık ya yalan söylüyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya sürekli şiddet ediyorsa da sürekli birbirimizi öldürecek o şiddetli. Peki aynı evde yaşadınız mı Cemile ile? Aynı gördüğünüz bildiğiniz gibi. Aynı evde Cemile, oğlun, çocuklar yaşadınız mı? Ayrıydı. Peki oğlun Cemile çocuklarıyla kendi evi ve düzeni vardı. Evi vardı orada yaşıyordu. Evet. Peki oğlun gelip sana ya ben karımla çok mutluyum, çok huzurlu bir yuvamız var mı diyordu? Yoksa ya anne yeter ben artık ayrılmak mı istiyorum diyordu? Ya zaten yuvası bozuktu. Oğlan bıktı. Cana bıçak dayandı kemiğe. Bıktı. Çünkü güler yüz yoktu. Her gün tartışma. Tartışıyorlardı. Peki hem karı koca da tartışıyorlar ama Cemile kocasına demiş ki annenlerle görüşme. Cemile kocasının sizinle görüşmesini istiyor muydu? Öyle bir şey demedim ben şimdi var. Hiç orasını bilmiyorum. Hiçbir öyle bir şey söylemedi çocuğum. Hiç söylemedi. Size gelip gidiyorlar mıydı? Hayır öyle bir şey duymadım. Geliyorlardı. Geliyorlardı. Her yerde kavga ediyordu kurbanda. Kurbanda geldi benim kız geldi. Daki onlardan kavga etti. Kavgalı gitti. Döyme çıktı. Kavga etti. Yalan söyleme. Süre kavgalıyız. Sen lan pislamadın beni. Yalan söyleme! Allah belanı versin!
gidersin inşallah. Kocası da beni dedi kızgın suyla mı? Benim raporum var, raporum, dar raporum. Hani ispatı var mı? Bir de getir, getir, bir de getir. Hayır. Çıkarın ben o raporu. Hatice'nin kocası da Cemile'yi dövmüş. Sen benim karımı nasıl döversin diye. Hayır, bu dövmüş oraya. Kızı bu saçından tutmuş, sarça kayna diyormuşmuş. Dövmüş, evet. Bayılmış. Evet. Kocası camdan atlayıp geliyor bunun yanına, çocuğun yanına. Evet. Çocuk dövmüyor, hayır. Yalan sen! Sen hemen gidip jandarmaya mı gittin? Verdim, evet. Otur, benim otur. Damatla evdeki, ailedeki herkesle problemli Cemile. Evet. Allah, yalanı sen diyorsun. Söylüyorum. Sürekli yalanla kaynıyorsun sen. Ha, tabii tabii. Yürekli yalan geçin. Komşularıyla arası nasıldır Cemile'nin? Yani sizinle tamam bir arada husumet olmuş. Arkadaşları çevresiyle de böyle hep sinirleniyor mu? Dün çünkü ona da değindi. Sinirleniyor zaten, köyde durmuyor. Herkes ondan kavgasından bıkıyor. Manisa'ya gitti, herkes onun kavgasından bıktı. Hisarcı'ya geldi, Hisarcı'yı da batırdı. Kavga, her bir kavga çarpışma. Senin ne Hisarcı'ın da ne diyorsun sen? O batıranlar çıksın karşıma. Kayınpederin iyi bir adam. Aman ondan yanına aşağı kalır yani yap. Öyle mi istemiyoruz? Al git çocuklarını aranın evine. Peki mesela Cemile böyle hani diyorsunuz ya, herkesle kavgalı. Çocuklarına nasıl bir anne? Çocuklarına da aynı şiddet. O küçük kız 3 yaşına girdi, korkudan konuşamıyor. Bak konuşuyordu, konuşamıyor. Peki çocuklar niye Cemile'nin yanında? Çocuklar onun şimdi onun yanında. Hayır, neden yanında? Hani verseler anne... bakarın çocuğuma. Sen, hayır. Sen sokak sokak gelme. Banyoya kadar girdin. Çocukları giderken kendi mi aldı, siz mi verdiniz Cemile'ye? Kendi götürdü. Engel oldunuz mu çocukları almasına? Hayır. Olduk, götürmesin dedi, ama şey savcı yalan ona teslim etmiş. Yalan. Polis yalan. Dedi ona verilecek dedi. Polis niye ona verilecek dedi, niye polisli çıktı? Çünkü çocukla darp rapor alamadılar. Ya polisle tartışmışlar, o gün polisler geldi. Gelmek, gelmek, gelmek. Koca, polis... Cemile, duyuyor musun beni? Sen o gün polis marifetiyle evden çıkıyorsun. He. Ve bir de diyorlar ki çocuk anne çocuklarını alacak. Şimdi bunlar çocuk dövüyor falan diyor ya. Bunlar bu tilkinin, tilki oğlu. Hı. Bu dövüyor böyle duruyor ya. Bunun oğlu benim yanıma getireceğim diye jandarmalar benim annemin kapısına dayanıyor. Onun oğlunun uzaklaştırma raporu, uzaklaştırma kararı var bunlar ailecek. Şimdi geliyorlar kapıya. Benim annemden jandarmanın eliyle alıyorlar, götürüyorlar. Anasına vereceğim. Ben de geliyorum. Otobüsleri çeviriyor ki Cemile gelmesin. Bunu alıyor Melisa'yı, götürüyorlar bunlar. Sabah bunlar tilkilikle polis geceyle arıyor. Sonra bu götürüyor çocuğu, sabah erkenden doktora götürmüş. Dap raporu çıkaracağım çocuğumu dövüyor diye. Bu götürmüş doktora, neyse getirmiş. Bir baktım polisler geldi kapıya. Küçük çocuğum da aldı beni götürdü. Doktora bebeği de kontrol etti. Baktılar, hiç ettiler. Ne oldu ben dedim. Bunun her tarafına baktılar. Buyurun bakın bakın dedim ben de. Şaşırdım kaldım. Ondan sonra dedim asıl darp edilen benim. Her tarafımda morluklar polis de gördü. Gözümdeki morluklar, bacağımdaki morlukları. Sırtımda mosmormuş benim. Baktı polis. Çocukları aldı. Bebeği düşetti. Polis dedi ki abla dedi bu da senin raporun dedi. Dur mikrofonu düzelteceğim. Evet. Bu da senin kanıtın dedi. Ha. Sen hiç şey etme dedi. Hatta doktor bana dedi ki ya o adam diyor kocan da herhalde diyor. Sabah sabah diyor küçük çocuğu niye diyor doktora darp raporu, annesi dövüyor diye darp raporu almaya geldi. Doktor da güldü. Benden anlaşıyordu kayınlasından soğuk. Neden kayınvalideyle anlaşamıyor? Vallahi anlayamadık gitti akirim. Bak
İnan Cemal şeyleri sor. Yani güler yüzle, tatlı kayınpederi dille niye dedim. Seviyor? Evde neler yaşandı? Vallahi hiçbir şey yapmadı. Kendi kendine şiddet. Kamil abi senle niye anlaşıyor da kaynanayla anlaşamıyor? Anlaşıyor. Hani sen ona nasıl davranıyorsun da anne nasıl davranıyor? Ya seni niye onun, seviyor? Onun işine gelmiyor. İşine. He işime gelmiyor işime. Karım Dörday, ben hamileyken geldi, fıldır fıldır sokaklara geldi, benden silmek bekliyordu. Ev sahibi bana acıyordu. Bir dinle dinle. Evet, dinliyorum sizi. Vallahi yapacak bir şeyimiz yok. Aynı yanındaki bağırdığı gibi bunları da yıkıyor. Hep mi böyleydi? He, evet. Aynı bak. Sene söyle sakin gibiydi. Ondan sonra ağabeyi işte. Bir sene iyice, ikinci sene berbat oldu. Oğlana işini bıraktırdı Manisa'da. Niye? Vallahi aynı şiddet ya. Oğluna mı şiddet, kocasına mı şiddet uyguluyor? Evet, aynı şiddet. Yalan söyleme! Devam, sen oğlum bana şiddet uyguluyor. Kocasına şiddet... Senin dediğini ben demem. Benim kafam çalışıyor. Tabii. Peki siz yine de evliliğe devam et. Aman güzelim. Mutlu olurlar diye düşündünüz mü? Şart... Eminim bak dedim bir araya bak. Kaç dedim yuvası yıkılanın... Yuvası yıkan kara olsun, erkeği olsun. Yuvası iyi olmaz dedim. Aklı başına al dedim. Senle kayınpederin böyle... Ama daha şiddet. Peki kayınpederin... Ya o ne şiddeti! Ben durduk yere mi şey diyordum? Senin oğlum bana etmedi... Kelimelere dikkat edelim. Kayınpederin gelip Cemile kızım azıcık sakin, azıcık tatlı dilli ol... Şöyle ol, böyle ol diyor muydu sana? Cemile. Şey diyor... Önce şey yani niye anlaşamıyorsunuz? Benim oğlum senin yüzünden işini bıraktı. Sanki ben oğluna dedim işini bırak. Ben de hatta dedim Manisa'daki Ramazan gitmeyeyim dedim. İşine devam et dedim. Tamam dedim Ramazan. Tamam dedim. Bitsin bu kadın. Ben de sıkıldım çünkü. Haksız yeri beni suçluyor bu kadın. Bu kadından vallahi illallah dedim ben. E ayrı evdeymişsiniz. Yani hani görüşmeseniz, telefonla konuşmasanız muhatap olmazsınız. Ne zaman bir araya geliyordunuz? Ne zaman? Bayramlarda, seyranlarda. Yani yılda kaç kere konuşuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz? Ben bununla konuşmuyorum. Bunu Ramazan kendisi konuşuyor. Tamam ama yılda 2 kere, 3 kere bir araya geliyorsunuz. Herhalde. Ha, o zamanlarda da her bir araya gelince kavga mı çıkıyor? İllaki kavga çıkıyordu. İllaki kavga. Hiç anlaşamıyorsunuz. Hiç anlaşamıyoruz. Sen kapını kapatsaydın Ramazan, kocanla mutlu olur muydun Ramazan'la? Sanmıyorum. Hiçbir zaman bana sahip çıkmadı. Hep sen bana sahip bir gün... çık. Bana çocuklarıma sahip bir çık, güzel bana bir sahip güler çık, kız, başka bir şey bir demedi. Güler yüzü sadece kendini düşündü. Peki nedir, bir söyle tekrarlar mısınız? Söyle ablacığım. Tabii. Bir gün güler yüzün var mı? Adamın önüne kaç kere çay pişirdin sabahleyin, kahvaltı yaptın, yolladın bakalım. Kadın senin gibi. Oğlan evde yiyecek almıyor ki, nereden kaç kere getireyim bakalım, ben? Dur bakalım, bir gün önüne yemek kodu mu? Koydum! Yalan söyleme, olan yemeğim ben sana da... Herkes biliyor. Evde... Herkesi çıkar o zaman karşıma! Çıkar! İftira atma. Sensin iftiracı! Acıysın, çok yalancıysın. Da... onların evlilikleri boyunca, 4 yıl boyunca yemekleri siz mi pişirdiniz? Hayır, pişirmedik. Oğlan kendi sorunu giderdi. Çayını kendi yapardı. Ya yok, şimdi yok, çay demlemesiyle... Merdiven karşısına karşılar. Hayır, çay demlemesiyle mutluluk olmaz. O da diyor ki benim çay yapacağım çayı eve getirdim mi ki? Hayır, kazandım dertli diyor. Din. Dertli din, kazanmaz mı? Kazanmadım. Oğlanı kaçırdın. Maaşalı nerede maaşalı? Maaş nereye gidiyor? Ne bileyim. Kapı merdiven karşında karşılığı kavga ama etme. Ama başkası ne zaman... Be. O çocuğa yazık, günah be. Peki.
Buyurun dinliyorum sizi. Yazıklar olsun. Evet, yalan söyledin. Yazıklar olsun. Herkes biliyor burada. Yüzsüz. Tamam. Bağırmayın. Yazıklar olsun. Allah belanı versin. Var mısın Caner? Bu küçük çocuk şu anda kaç aylık o? 4 aylık. Bu çocuk Ramazan oğlum senden değil demiş mi? Çıkarsın kulaklıkları, sen soruları sor. Köyde adam çıkarmışsın. 4 aylık çocuk için sen dedin mi bu çocuk Ramazan'dan? Hayır, hayır. Böyle iddiası var. Hayır. Ben Ramazan'a dedim. Yalan söylemesin. Ramazan diyor ki senin adına diyor benim düşmanlarım çıkardı diyor. Ve onların karıları başkasına gitti. Senin adına onlar ondan çıkardı köyde, diyor. Köyde Cemile ile ilgili böyle bir dedikodu çıktı mı peki? Hayır diyecekler tabii. Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Sorabilirsiniz, bağlananlara sorabilirsiniz. Peki Cemile sen bunu kimden duydun? Onların akrabasından duydum. Bir kere onların evine gittim. Bir akrabasının evine gittim. Yenge diyor ben sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ne oldu kız dedim. Kimse söyle diyor. Ben duymadım. Kes sesini. Söyle yenge kimse. Diyor. Öyle konuşma. Yenge diyor ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu dedim. Şey diyor köyde çalkalandı diyor senin hakkında diyor. Kim diyorsa çıksın meydana. Sus! Bak ama çok güzel bir şey söylüyor. Varsa bizim kes ağzımızdan yaptın, böyle bir cümle çıkmadı. Kim bunu söylediyse yani ben diyor ne Cemile'ye böyle bir iftira çıksın atmam meydana. Diyor. Seni koruyor aslında. Çıksın ha, meydana diyor bu dedikoduyu çıkartan. Şimdi, dur. Şimdi o dedikoduyu çıkartanı çıksın anlatıyor. Çıksın meydana kim dinleyin. Söylediyse dur. Çıksın. Bir, kime evet. Gittin? O kadın dedi ki bana. O kadın kim? Onun adı Ayşe. Evet. Dedi ki yenge dedi. Köyde dedi çalkalanma oldu sen gidince senin hakkında dedikodu yaptılar dedi. Dedim ne dedikodusu yapılacak? Ramazan abim seni dövünce diyor. Sen önceden hamileymişsin. Ramazan abim seni dövünce başka adama kaçmışmışsın dedi. Kız sen ne dedin ben dedim. Ben dedim anamın evine buna geceyle onun oğlu beni attı dedim kadının kapısına dedim. Ne o çocuğu dedim ne diyorsun sen dedim. Vallahi yenge diyor böyle dediler diyor. Emme kadın bana yemin ettirdi ki ne olur dedi deme dedi. Olsun şu an tüm Türkiye duydu o Ayşe'nin oğlunuz, söylediğini. Kimse oğlunuz, söyle karşımıza çıksın meydana çıksın. Yani siz oğlunuz çocukların belayını istiyor mu çocukları? Boşanma davası açmış ya oğlunuz. Ben vermem. Bir dakika. İstiyor. İstiyor. Ha, ben bak vermiyorum. Şimdi Cemile bak şimdi diyor ki eğer öyle bir iddia olsa senin hakkında babaları çocukları çocukların almayız. Velayetini istemez. Bak o konuda bir şüphesi yok babanın. Velayeti ben alacağım. Bak ne kadar kızarsan kız onlara. Bu çocuk mevzunu, bu çocuk dedikodusunu ne kayınpederi ne kayınvaliden çıkartmamış. Bir kayın... de ben bir şey sesleneceğim. Kime? Hayırdır o Hisarcı köylülere. Ben sizi rahatsız ediyormuşum ya. Hani Yıldız diye ya. Bir kez rahatsız ediyorsun. Çıkın karşıma. Saklanmayın. Kimse... Kiminle kavga ettiysem çıkın. Cemile. İftira atıyorlar bana. Kimin huzurunu bozmuşum ben? Kime ne yapmışım? Hisarcık'taki komşuları rahatsız ediyorsun. Ne yapmışım da rahatsız edecek? Ne yapmışım? Birinin evine çay içmeye otur. Evet. Birinin evine çay içmeye gittiğinde hemen onunla o bir çayda onların yuvalarını bozuyormuşsun. Ne? Ne yapıyorsun? Belki de bir fitne soktuğunu filan iddia ettik. Senin iki tarafın var. Bir, normal hayatın, bir de eşin ve eşinin ailesine karşı olan tavrın. Hı. İki insansın. Onlarla konuşurken başka birisin. Tahammül edemiyorsun. Tahammül edemiyorum çünkü yaptıkları beni rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Peki iyi bir dostun var mıdır? Yok. Seninle çok samimi olan, sırlarını paylaştığın, derdini anlattığın bir arkadaşın. Aman abla ben kimseyle sırmır paylaşmam. Benim olsa da zaten kimseye bir şey demem ben. Niye? Güvenmiyorum misin? Kimseye. Niye? Ben kimseye güvenmem. Ama insan hayatında birine güvenmek ister. Güveneceğim kimse kalmadı demek ki. Bu yani. Hayatta. Evet öyle. Peki. Şimdi telefon attığında kim var? İhbarlarımız var bu konuyla alakalı. Dün kayınvalide yayına bağlandı. Beni şaşırtan Ramazan'ın kaçması. Yani bu süreçle asla Cemile ile bir araya gelmek istemiyor. İletişim kurmak istemiyor. Tüm iletişim yollarını kapatıyor. Hı. Seninle bir kelime bile konuşmak istemiyor Ramazan. Ben de onunla konuşmak istemiyorum. Ben ona meraklı mıyım? Değilim. Sen nasıl bu hale geldin? Ben hep şey derim. Böyle seni çıldırtırlar, çıldırtırlar. Sonra da karşına getirip bak çıldırdı derler. Öyle, aynen öyle. Böyle sakinsindir. O sakinliğini böyle senin içinden çekerler, çekerler, çekerler. Sonra sen bir volkana dönüşürsün. Ha öyle, aynen öyle vallahi. Peki. Hareketleri çıldırtıyor beni. Bak diyorum ki birisi...
oluyor da beni darp ediyor. Sen gidiyorsun, senin için onları ben karşıma mı alacağım? Sen kimsin? Yani beni dış kapının dış mandalı sayıyor. Görümcenin eşi seni dövdüğünde. Yani ya sen görümceni dövüyorsun. Sen benim karımı nasıl dövdün diye görümcenin eşi seni dövüyor, darp ediyor ya. Sen böyle bir durumda kocanın nasıl davranmasını isterdin? Beni savunmasını isterdim. Gidip eniştesini dövmesini ister miydin? Hayır, ben dövsün demedim ki. Ne yapması lazımdı? Ya tamam, iki kadın kavga ettiyse sen benim karımı niye ayaklar altına alıyorsun? Savunsun isterdi. Savunsun isterdi. Ramazan peki bunu hiç yapmıyor. Yapmıyor, hayır yapmıyor. Ramazan seni gözden çıkartmış. Laf ettiği zaman bile ama o senin için kötü bir şey demedi de güya iyi bir şey demiş gibi gösteriyor. Allah aşkına Ramazan bana bak. Ben sana meraklı değilim. Gel buraya boşanalım be. Ben seni köyümü bekleyeceğim. Ya da defol git oradan, ben gelip yerleşeceğim. Nerede kalacağım ben? Ama bak şimdi Ramazan, ya sen şimdi sinirleniyorsun Cemile, Ayşe'ye de. Ayşe seninle ilgili kötü bir şey söylemedi. Sen yanlış anladın deyip ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Sen istiyorsun ki yangına körükle gitsin. Kim körükle gidiyor? Kızım, kocan ortamı yumuşatmak için ya o seninle ilgili kötü bir şey söylemedi diyor. O senin hakkında olumsuz konuşmadı diyor. Seni sakinleştirmeye çalışıyor. Bu doğru bir şey. Ama doğru bir şey değil. Resmen o bana hakaret. Onun eniştesi kim oldu bana hakaret ediyor? Ha tamam, sen hala eniştedesin. Telefon hattında kim var? Bir ihbar var. Alo. Yani Ramazan o gün enişteyle papaz olsaydı, kavga etseydi, birbirlerine girselerdi, evliliğiniz kurtulur muydu? Yok. Kurtulurdu. Çünkü sen Ramazan'dan bunu istiyorsun ha? Belki kurtulurdu. Hani beni savunmasaydı belki kurtulurdu. Savunsaydı kurtulurdu. Ramazan seni savunmadı diye. Şimdi telefon hattındaki kişi. Alo. Merhaba. Duyuyor musunuz beni? Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Esra Hanım merhaba. Merhabalar. Selamlar. Nereden arıyorsunuz? Manisa'da arıyorum ben. Buyurun. Hanımefendi, Cemile kızımız Ramazan'la evlendi. Bir süreçler yaşadılar ettiler. Yıldız teyzemiz de ben tanıyorum. İyi bir insandır. Dinliyorum. Cemile kızımız onlara kadar çok eziyet. Siz Cemile'yle... Bana beddua etme, beni tanımıyorsun. Cemile'yle muhatap olmayın. Ama bana beddua etmesin. Burada ben baktım. Çoluğum çocuğum var Esra Hanım. Peki Allah korusun, tutmaz bedduası da. Siz olayı anlatın. Cemile kime eziyet ediyordu? Bizim bildiğimiz bu kız geldiğinden beri. Bak o kız da bir insan evladıdır. Ailesine sesleniyorum. Kızınızın psikolojik sorunları var. Bu çocuğa sahip çıkın. Bu çocuğu bu şekilde buralara düşüren de hata. Açık konuşuyorum size. Yani bu işler bu şekilde buraya kadar gelmemesi lazım Esra Hanım. Vallahi öyle bir noktaya gelmiş ki ortada iki tane çocuk var. Cemile iki çocukla kapının önünde. Annesinin evine gitse gidecek yeri yok. Hangi noktaya gelmiş işler? Bu kadar yılda bu sorunları kimse görmemiş mi? Demek ki buraya kadar tahammül edebildiler. Kamil amcam da, Yıldız teyzem de bu köyün bizim oranın en efendi insanlarıdır. Bu kız, Ramazan Bey'in de ikinci evliliği. Şimdi insanlar evlilikte biraz tecrübe edinirler değil mi? Ramazan bizim, evet. Bak, o biraz hareketlidir ama... Kızın annesini dün dinlediyseniz çok acele... Sen benim neyimi gördün? Ben onları şiddet uygularken çocuğunun üstüne yemin et yanımda mıydın? Bağıracaksın, ben bu şekilde diyalog kuramayacağım. Bekleyin lütfen. Sen eğdirmeye çalışıyorsun. Cemile sen herkes gidiyor ya. Ne için böyle yapıyorsun sen? Yani bağırarak bir şey hiçbir yere varamazsın sen. Cemile bunu yapma. Nasıl varamam? Sen benim aklımda nasıl konuşabiliyorsun? Ya elim ayağım titriyor benim ya. Ne ki bu? Varamıyorum ben bunu bile. Tamam, oturur musun yerine? Herkesin kızı evladı var. Ona sahip çıkın. Ona bakın. Evladınız, herkesin evladı canıdır, ciğeridir. Ben kızımız için kötü bir şey demiyorum. Kızın desteğe ihtiyacı var. Onu da belki yalnız bıraktılar. Ama burada eziyet gören kısım Ramazan da değil. Yıldız teyzenle Kamil amcam çok ezildi burada. Siz anladığım kadarıyla Yıldız teyzeyle Kamil amcayı hani destekliyorsunuz. Onları bugüne kadar üzen ve yıpratanın Cemile olduğunu söylüyorsunuz. Tek o değildir. Kimseyi tek suçlamıyorum. Ama şöyle bir problem de var beyefendi. Onlar zaten iki ayrı evde yaşıyorlar. Yılda iki kere bir araya geliyorlar. Nasıl eziyet etmişim sorsana be. Sorun. Sen sakince sor. Bak ben bak şu anda bak elim ayağım titriyor benim ha. Sakin ol. Dur bir dakika. Zaten iddia ettikleri şeyleri biraz dün de ekranda yayın dile getirdiler. Pazartesi günü randevu aldık. Ya ne kadar ilaç kullanırsan kullan bak. Bir de böyle bakıyor. Bu benim yanımdayken ben hamileydim var ya.
Ocağını açın, ağzını altını açık bulmuşum. Ben hamileyim. Hiçbir ilaç o öfkeyi kesmez diyor. Ben biliyorum o duyguyu. Hamileydim. Ben odaya geçmişim, yatmış, uzanmış. Ben unutmuşum. Ben unutmuşum ocağın altını kapatmayı. Eyvah dedim, uyandım aniden. 7 aylık hamileyim ben. İlk çocuğum. He. Uyandım, eyvah dedim, ocağın altını açık koymuşum. Eyvah, bir de bir şey olur, taşar maşar, zehirleniriz. Çıktım dışarı, bir baktım bu şeyden, mutfaktan çıkıyor. Ocağın altını açık koymuşum. Sen dedim, mutfaktan çıkıyor, niye ocağın kaldı? Ben ne yapayım dedi. Bu arada eşinin konuşma şeklini mi taklit ediyorsun? Bu anam, aha. Yani öyle deme, bunun deme, kayınvalidenin. He, onun. Öyle konuşmuyor ha. Öyle diyor ama. Ben ne yapayım? Ya sen dedim, mutfaktan çıkın, altını kapatamıyor mu? Ben ne yapayım? Gitti oturdu, şöyle oturdu durdu. Sen mutfağı keşfetmeye mi girdin? Hazır girmiş, kapat. Ona bile üşeniyor. Anladım. Yani o üşen geçtiği seni rahatsız ediyor. Ben sana başka bir şey söylüyorum. Yani diyor ki, Arif Hoca'yı göndereceğiz. Pazartesi randevu aldık. Bu süreç bizim için de çok önemli. En azından buradan Cemil'e giderken hayatındaki tüm sorular ve sorunlar daha hızlı ve çabuk çözülsün istiyorum. Şimdi gelen ihbarlar da var, telefonlar da var. Bu ihbarlar da enteresan. Böyle Cemile'yi eskiden beri tanıyan insanların yorumları ve söyledikleri, onları da çok önemsiyorum. Ama önce bir annenle konuşmak istiyorum. Hoş geldiniz yayına. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Esra Erol. Tabii ben Sema Akman, Cemile'nin annesiyim. Kızınızın son dönemde eşi ve eşinin ailesiyle yaşadıklarıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Kızınızın haksızlığa uğradığını düşünüyor musunuz? Evet Sıra Hanım, evet kızım. Çok çektim. Bunlar beni zengin insan hissettiler. Kaç defa benden bahçem var mı, tarlam var mı, malım mülküm var mı? Yok, benim bir şeyim yok. Ben fakir insanım. Bunlar yani para pul peşindeler. Miras peşindeler. Kusura kalmasınlar. Çok yalancı bir aileye girdik. Ama ben de pişman oldum. Kızımın hayatını da mahvettiler. Kızınızı evlendirdiğiniz için pişman mısınız? Şu anda benim kızıma diyor kaç defa çöp konteyneri kimi. Efendim? Kızınızı Ramazan'la evlendirdiğiniz için pişman mısınız? Çöp konteyneri kimi attılar benim kapıma. Evlendirdiğinize pişman mısınız Ramazan'la evlendiğine? Evet çok pişmanım, çok pişmanım. Keşke onlar gelen yerde başlarına taş düşeydi. Benim kapıma gelmeydiler. Benim huzurumu da kaçırttılar. Bir de Esra kızım. Buyurun. Bu ikinci çocuğa hamileydi. Çok dövüldü, çok kanlar içine bıraktı bunu. Ben kaç defa kızıma dedim ki, Cemile git şikayet et. Ben dedi senin yanına gelemem, bir de çocuğum var. O çocukların babası, onu yüreği yandı ona ama o doğru. Acımadı. Acımasız doğru. İnsanlardılar. Soracağım bunu. Kaynanası, sen diyor bana diyor yarı para ver, yarı da biz koyak çocuklara ev alak. Şükür Allah'a benim 32 yaşında bekar oğlum var. Benim imkanım olsa oğlumu evlendiririm. İmkansızlıktan ben öyle bir yerde yaşıyorum ki lütfen bakabilirsiniz. Ay bazen de evlenmesi hayırlıdır, hiç evlendirmeye çalışmayın. İkinci... Bir dakika Caner. İkinci çocuğu hamileyken gebelik döneminde evet. İşte şiddete evet. Maruz kaldı. Şiddete maruz kaldım, kollarım boz. Kim şiddet uyguladı? Ramazan. Tekmeleri öyle bir indirdi ki Allah'tan koluma geldi. Ben... Karnıma gelseydi o çocuk ölürdü orada. Peki yani aslında hem darp izleri hem de vücudunda kanlar olduğunu, yaralanmalar burnumu olduğunu söyledi. Burnumu da şey etti. Bir kere ben ilaç kullanıyordum. İlaç bitmiş. Ha. Melisa da benim odam, o yattığım odaya girmiş. İlaç boş... dedi ki... Ana Melisa'nın elinde ilaç kızım dedim. O ilaç çoktan bitti dedim. Boş kutu, ne şey diyorsun sen dedim. Boş çocuk oynatıp duruyor. Onu gitmiş hemen çocuğu almış gösteriş yapıyor gali. Gitmiş Ramazan'a beni başlamış şikayet etmeye. Ramazan bir hışımla geldi eve. Sen de o çocuğa şey mi yapıyorsun? Sen dedim Ramazan ne diyorsun sen, bu ilaç zaten bitmiş dedim. Senin gözünün önünde sonuncusunu yuttum. Ne diyorsun sen dedim. Arbede şey etti, burnumu öyle bir dövdü beni, burnum kanadı. Burnumu kan oluk oluk aktı.
Görümceğiniz var, engel olmadı mı kayınvalide? Ne engel olacak? O hemen kucağına almış Melisa'yı. Yetiştirmiş, güya Melisa hap içmişmiş. Öyle bir şey olsa çocuk iyi olur kalır. Yok öyle bir şey. Hastaneye gitti mi? Kontrol yapıldı mı çocuğa? Dedim Ramazan götür, eğer çocuk içtiyse götür hastaneye dedim. Hiç oralı bile olmadı. Ben dayak yediğimle, hakaretle uğradığımla kaldım. Şikayet etmek istedin mi o zaman? Etmedim mi? Sebep? Çocuklar için. Ha? Çocuklar için. Çocuklar için. Gene çocuklar var, gene aynı şeyi yaşıyorsun. Ama bu sefer yok yok. Yani insan çocuklar için uğradığı şiddete boyun eğmeli mi sence? Bence eğmemeli. Ne yapmalı? Yani dik durmalı, kendini savunmalı. Yani ne olursa olsun kendi yoluna bakmalı bence. Ya da insan ezile ezile ezmeyi mi öğreniyor? Çok enteresan. Şimdi bağlantıda bir sorun var. Tekrar bağlantı gerçekleşecek, anneyle konuşacağız. Benim yaşadığım, beni kapının önüne koydular. Benle ilgili suçlamalarda bulunuyorlar ama... Evet. Beni iki çocukla bıraktıklarında ben nerede, nasıl yaşıyorum bir herkes görsün dedin. Evet, ev evet. Çekimi yapıldı. Annenle yaşadığın ev. Evet, evet. O görüntüler ekrana gelecek. Hemen izleyelim görüntüleri. Cemile Hanım'ın iddiasına göre eşi Ramazan Bey ve eşinin ailesi onu iki çocuğuyla birlikte sokağa atmışlardı. Onun da gidecek hiçbir yeri yoktu. Ta ki annesinin köydeki bu evi. Bir iddiası da annesinin yaşadığı yer kötü bir yerdi. İki çocuğuyla birlikte orada kalamayacağını iddia etmişti. Hatta bizden rica etti, ne olur annemin evini gösterin diye. Biz de vakit kaybetmeden buraya geldik. O kadının yaşadığı yeri gösterin bakalım onlara. Vicdansızlar. Burası da evin salonu. Zaten burada bir mutfak, bir de salon var. Herkes bu odanın içinde hem oturuyorlar hem de gece burada uyuyorlar. Görüntülerin içerisinde Cemile'nin böyle yerinden fırladığı bir an oldu. Çocuğunu gördüğün an. Kızlarımı özledim. He? Çok özledim. Çok mu özledin? Yalnız evle ilgili çok önemli bir detay vermek istiyorum. Benim için çok önemli. Tertemiz. Tertemiz. Yani bu benim için çok önemli bir şey. O yaşadığı hayat ve şartlarda o hijyeni ve ortamı sağlayabilmek önemli. Seni evlatlarınla bir araya getireceğim, kavuşturacağım. Cemile yanındayım ve yanındayız, bunu bil. Her şerde bir hayır vardır. Belki bundan sonraki hayatın senin ve çocukların için çok daha güzel olur. Ne pahasına olursa olsun onları bırakmayacağım asla. Sen istemediğin sürece de, onları bırakıp gitmediğin sürece de hiç kimse çocukları senden alamaz. Sen onlara iyi bir anneysen, onlara iyi bakıyorsan, onlara o sevgiyi veriyorsan, o şefkati veriyorsan. Asla onları bırakmayacağım. Asla.
Burası annenin yaşadığı ev değil mi? Evet, evet. Sen şu anda onunla beraber kalıyorsun. Evet. Gönlünden geçen onunla mı kalmak? Senin hayatını annenin varlığı kolaylaştırıyor mu? Ya kolaylaştırıyor da yani iki çocukla bu evde biraz. Burası size ait bir ev mi? Kirada mı oturuyorsunuz? Kendisine ait. Annenin kendisine evet. ait olan bir ev. Ve annenin hayatı seni kolaylaştırıyor ama şartlar ve imkanlar çocukların yaşayabileceği durumda değil. Doğru. Değil. Değil. İyileştirme olsa? Nasıl? Yani daha düzenlense? Olabilir. Olabilir. Ha bu benim için annenin varlığı şöyle. Destekçi mi? Ya şöyle bir şey olsa yani deriz ya böyle bir tık olsa hayatının nasıl değişmesini isterdin? Ne olmasını isterdin? Ne gibi? O hayali bile kuramıyorsun ya sen. Hem ben hem de Esrarol'da izleyicileri elinden geleni eminim ki yapacak. Herkes onun yaşamına ve hayatına dokunacak. Hatta şu an ihbar hattına sayısız mesaj gelmeye başlamış. Onlardan biri de telefon hattında hoş geldiniz yayına, merhaba. Alo. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Cemil önce bizi çok güldürdü, sonra da ağlattı. Evet, ben 2-3 gündür Cemile Hanım'ı izliyorum. Ben çok üzülüyorum Cemile Hanım'a. Yani eğer kendisi de isterse, kabul ederse, sizlerin aracılığıyla Müslümanlıkta fakirlik yoktur. Paylaşmak var, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Evet. Ben kendisine 2500 TL nakit göndermek istiyorum. Bir de 6 ay kendisine 500 TL her ay gönderme şartıyla yardım etmek istiyorum. Eğer kendisi de kabul ederse. Eder misin? Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. O bilmiyor, ben biliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. O güzel kalbinizden, o iyi kalbinizden samimiyetle öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Çok önemli bu desteğiniz. Gerçek verilecek olan bu desteklerin hepsi Cemile'nin hayatında sadece çocukların yaşamını kurtaracak destek. Sağ olun, var olun. Bir başka seyircimiz var telefon hattında. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim, siz sormalı. Vallahi bir tarafım buruk, diğer tarafım hani biraz önce de beyefendi çok güzel söyledi. Paylaşmak bizim kültürümüzde var diye. Cemile ile herkes o maneviyatı ve maddiyatı paylaşınca çok mutlu oluyorum. Bu ara teşekkür etmek istiyorum. Et. Alo de istersen beyefendiye de. Alo. Alo. Cemile Alo. Konuşuyor sizinle, buyurun. Duyuyorum. Ben Cemile'ye bir miktar yardım etmek istiyorum. Sebebini de şöyle açıklamak istiyorum. Buyurun. Dün akşamki yayında yastığı alıp çocuğunu ben bırakmam dediği için onun o hali beni inanılmaz derece derin yaraladı. Ya. Ben de annesiz büyüdüm. Ondan bir tek ricam var. Büyüklerine, kaynanasına, kayınvalidesine, büyüklerine daha sakin davranırsa çok güzel olur. Onu da düzelteceğiz. Eminim doludur. Eminim doludur. Kendince haklı tarafları vardır. Bir şey diyemeyiz. Bu kadar söylemek istediğim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de ona destek olmak istiyorsunuz. Evet. Bir miktar ben göndermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Gerçekten dün herkesi etkileyen, şimdi biz burada o kadar çok insan profili görüyoruz, bırakanları, gidenleri ve hepsi şartlardan şikayet ediyorlar. Al, tüm şartların olumsuzluğu Cemile'nin hayatında var ama Cemile'nin vazgeçmediği ne var? Evlatları var. Ne yapıyor? İnadına savaşıyor. Yayının başına da söyledim ya, ben hayatımı ve desteğimi her zaman savaşanlardan yana kullanmayı daha çok seviyorum diye. Çok teşekkür ederim yayına bağlandığınız için. Şimdi Ayşe Hanım telefon attığında. Hoş geldiniz. Merhaba Ayşe Hanım.
Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz de Cemile için aradınız bizi. Evet, ben de Cemile için aradım sizi. Cemile'nin annelik içgüdüsü. Koca yürekli kadın olduğunu biliyorum. Kadın dayanışması için Cemile'nin her zaman arkasında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ben de bir miktar Cemile'ye yardım etmek istiyorum. Cemile müsaade ederse. Kabul ederse diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Cemile. Örnek bir anne olduğun için. Bu arada Cemile için bu çok zor bir şey. Bunu kabul etmek. Gerçekten onun için çok kolay değil. Ama bunu ne kadar kalpten ve yürekten yaptığınızı biliyorum. Cemile'nin de koca bir yüreği olduğunu, gözündeki ışıktan savaşçı bir anne olduğunu hissedebiliyorum. Her zaman böyle güzel yürekli annelerin yanında olmak, kadın dayanışmasını, aynen, kadın gücünü, anne gücünü göstermek için destek olmak. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, güzel kalbinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun desteğiniz için. Biraz önce anlattığım hikayeyi tamamlayayım aslında. Ekip arkadaşlarım bana aksettirdiler. Burada bulunan bir anne çocuğuna süt alacak. Cebinde parası yok. Sen o anneye süt alması için ne kadar verdin? Olur mu, denir mi ya? He? Demem. Denmez. Bak şimdi. Denmez ama. Cebindekini belki de son parası. Ama birinin ondan daha fazla ihtiyacın olduğu dakikada onunla paylaşabilecek kadar da yüreği zengin bir insan. Allah sana ve senin gibilere daha çok versin. Teşekkür ederim. Daha çok versin gerçekten. Teşekkür ederim. Kalk. Diyorum ya, her şerde bir hayır vardır diye. Beni çok etkiledi o hikaye. Yani hiç kimse görmüyor. Bu tesadüf görülüp de bana aksettirilen bir şey. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Trabzon'dan arıyorum ben. Sevgiler olsun Trabzon'a. Cemile için aradınız bizi. Evet, devlet memuruyum ben. İlk başlarda çok dairede gülüyorduk yani Cemile'ye, böyle hani değişik geliyordu ama ben herhalde... Sinirlendiğimde Cemile... ben kepsi oluyor herhalde. Aynen öyle. Ama sonra yani, ne oldu? Valla yani böyle yardımı bile evet kabul etmek istiyorum atlamadan böyle yani çok cani gönülden gözleriyle konuşan bir kadın olduğunu gördüm. Değersizleştirilen insanlar değer gördüklerinde nasıl cevap tepki vereceklerini bilmezler. Bence Cemile'nin buradaki o gördüğümüz sinirli hali, o değersizleştirilen Cemile'nin ilk kez dışa vurulmuş hali. İlk kez aslında konuşuyor. Mimikleri evet üslup olarak biz kabul görmese de bir çekirdek aileye dışarıdan yapılan müdahaleyle kadının ne hale gelebileceğinin göstergesi aslında. Aslında bu Cemile'ye mahsus bir davranış değil. Ben de değersizleştirilirsem ben de öfkemi sunarım. Siz de yani kim sana değersiz olduğunu hissettirse ne yaparsın? Yapmayacağım hareketi. Buyurun lütfen. Alo. Alo. Buyurun. Sesim geliyor mu? Ben geliyor. Cemile'nin her ay yani devlet memuruyum, sadece böyle belli bir düzeyde... Rakam söylemeyin lütfen. Yani çocuklarının ne ihtiyacı varsa, hatta telefon numaramı alsın, ihtiyaç anında beni arasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.